Merhaba gençler, kanalıma hoş geldiniz. Soru çözümümüze devam ediyoruz. Limit yayınlarının kurumsal denemelerinden bir tane soru var. Bir bakalım soru arkadaşlar. Diyor ki insanda bütün vücut hücrelerinin kökeni zigottur. Yani size diyor ki iki en kromozomlu zigot döllenmeden sonra oluştu ya, yumurta ve spermin döllenmesinden sonra. Daha sonra arkadaşlar mitoz bölünmelerle beraber ne yapıyor? Kasları oluşturuyor. Siniri oluşturuyor. Kemiği oluşturuyor, epiteli oluşturuyor, değil mi? Yani farklı dokular, organlar oluşturuyor. Mitoz olduğuna göre, diyelim ki burada işte ABCD genleri var. ABCD genleri var. Bu ABCD genleri arkadaşlar, demek ki bunların hepsinde de var. Mitoz olduğuna göre, değil mi? ABCD genleri hepsinde var. ABCD. A geni çalıştığı zaman ne oluyor? Aktin miyozin sentezleniyor. Şimdi aktin miyozin hangi dokuda bulunması lazım? Kas dokuda. Demek ki arkadaşlar burada aktif bu gen. Peki sinir dokuda aktin miyozin sentezleyen gen yok mu? A geni var. Ama burada nedir arkadaşlar? Aktif değil, çalışmıyor. Çünkü sinirin böyle bir görevi yok. Kemik hücresinde var mı? Var. Epitelde var mı? Var. Ama buralarda ne olmuyor arkadaşlar? Aktin ve miyozin sentezlenmiyor. O yüzden burada arkadaşlar bu genler vardır ama pasiftirler. Yani aktif değildirler. Diyelim ki B geni çalıştığı zaman arkadaşlar sinirsel iletimle ilgili özellikler kazanıyor hücre. Diyelim ki B geni nerede aktif? Sinir hücresinde aktif. Kasta yok mu? Var. Ama burada ne yapmıyor arkadaşlar? Aktif değil. Kemikte var mı? Var ama aktif değil. Epitelde var mı? Var ama aktif değil. Arkadaşlar bu şekilde işte ne oluyor? Genlerin aktif ve pasif olmasıyla beraber farklı dokular ve organlar oluşuyor. Aktif genlerin değişmesiyle farklı dokular ve organlar oluşmasıyla biz ne diyoruz arkadaşlar? Farklılaşma diyoruz bakın. Mitoz ve farklılaşma ile beraber farklı dokular ve organlar oluşuyor. Peki bize neyi sormuş? Bu diyor ki laktik asit fermentasyonu genleri bulunur diyor. Bakın aynı mantıkta. Bunlar içerisinde hangisi laktik asit fermentasyonu yapıyor? Kas, çizgili kasları yapıyor. Peki sinir hücresinde laktik asit fermentasyonu geni yok mu? Tabii ki var. Bakın bunların hepsinde bu gen var. Ama nerede aktif? Çizgili kaslarda aktif. Bize ne diyor? Bulunur diyor. Aktiftir demiyor. Dolayısıyla bunların hepsinde arkadaşlar bu gen var ama dediğimiz gibi çizgili kas hücrelerinde aktif. Peki glikoliz enzimleri deseydi? Glikoliz enzimleri hangi hücrede aktif deseydi o zaman ne diyecektik? Hepsinde aktif diyecektik değil mi? Hem bulunur hem de aktif. Ama laktik asit fermentasyonu sadece arkadaşlar kaslar, çizgili kasları yaptığı için diğerlerinde var ama aktif değil. Bulunur dediği için arkadaşlar hepsinde bulunur diyoruz. Cevabımız Edirne olacak. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.